şeyin kuruluş panelleri etkinlikleri çerçevesinde İsmail Saymaz sağ olsun kırmadı geldi. Üçüncü panelimizi gerçekleştiriyoruz. İlki DC'de olmuştu. İkincisi Boston'da. Bugün de burada AKP ve cemaat kıskacında basın özgürlüğü konusu tartışılacak. Sözü İsmail'e vermeden kısaca Research Institute on Turkey'den bahsedeyim. Türkiye Araştırmaları Merkezi geçtiğimiz geziden sonra New York'ta Türkiye'nin dışında çeşitli yerlerde de Türkiye'ye destek vermek için, geziye destek vermek için yapılan etkinlikler çerçevesinde bir araya gelen insanlardan oluştu. Geçtiğimiz yıl boyunca yapılan pek çok etkinliklerden sonra daha kurumsallaşmış bir çerçevede hareket etmek gerektiğini düşündük. Bir kısım araştırmacı, sanatçı, yazar, mimar ve aktivistlerden oluşan bir topluluk oluştu. Bu bir think tank gibi düşünülüyor ama neoliberal think tank modellerine alternatif olarak daha dayanışmacı, kooperatif biçiminde örgütlenmiş bir araştırma kuruluşu Research Institute on Turkey. Üç temel alanda şimdilik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlki emek ve finans çalışmaları, ikincisi hafıza çalışmaları, üçüncüsü de kent hakkı üzerine yürüttüğümüz çalışmalar. İnternet sitemizden, web sitemizden ya da Twitter account'tan ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdilik sözü İsmail'e bırakayım. İsmail konuştuktan sonra soru cevap bölümüyle devam edeceğiz. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Buyurun. Ben de Nis ayağa kalktım. Böyle daha iyi görünüyor. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Yalnız bırakmadınız. Teşekkür ederim. İlk iki panelimiz Washington'daydı. Boston mu diyorsunuz? Onu bir türlü telaffuz edemeyim. İstediğin gibi. Gönlümden nasıl geçiyorsun? Peki. Tabii buralarda arkadaşlarla konuştuk az önce. İlkinde sağ olsun dinleyenler arasında IMF ve Dünya Bankası çalışanları vardı. Böyle para babaları bizim orayı dinlemeye gelmiş hissi yaratıyor. Diğerinde de tabii Harvard'dan ve MIT'te öğrenci arkadaşlar vardı. Orada da gerçekten zeka testine tabi tutuluyormuş hissine kapıldım. Yani keyifli panellerdi. Eminim ki bu da öyle geçecektir. Aslında AKP ve cemaat kıskacında basın özgürlüğü meselesini daha geniş erimli tartışmakta pekala fayda var. Yani Türkiye'nin 100 yıllık serüveninde bir yerde bu aslında. Sadece 2007 ya da sadece Kasım 2002'den bu yana süre gelen bir problemden bahsetmiyoruz biz. Biz 100 yıllık bir tarihten söz ediyoruz ve 100 yıllık iktidar ilişkileri, iktidar ve basın ilişkileri perspektifinden bahsediyoruz. Bu yönüyle o ölçeği 100 yıla yayıp sonra aslında AKP cemaat kıskacında meseleyi ele almakta fayda var. Cihan Haber Yansı'nın arkadaşımız da gelmiş. Kendisi görüşlerini beyan edebilir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 100 yıl önce 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği tarihte yani 24 Temmuz 1908 tarihinde iki tane gazetecinin isyanı vardı. Bu çok önemlidir. 1908 bizim demokrasi yolculuğumuzun en önemli duraklarından biridir. Abdülhamit saltanatına karşı Türkiye'nin esasen bürokrasideki örgütlü kitleleri saltanatı önemli ölçüde alaşağı etmişlerdir. İttihat ve Terakki ve onunla işbirliğine girmiş Türkiye'deki Ermeni devrimci örgütleri, Bulgar devrimci örgütleri 1908'i ilan edebilmişlerdir ve ertesinde Türkiye'den çıkan fotoğraflar şöyledir. Örneğin Merzifon çarşısında Arapça ve Ermenice harflerle meşrutiyet kutlanır. Daha da ilginçtir aslında Talat Paşa şimdi Gezi Parkı'nın hemen yanı başındaki tarihe karışmış Ermeni mezarlığında Ermeni devrimci şehitler için konuşma yapar. Kumkapı'daki Ermeni Kilisesi'nde törenler yapılır, camilerde törenler yapılır. Demokrasi için, Türkiye demokrasisi açısından çok önemli bir milattır. Ama bunun iki de kahramanı vardır. Biri dönemin Sabah gazetesinin sahibi Mihran Efendi, biri de Ahmet Cevdet Bey'dir. İki ayrı gazetenin sahipleridir. Özellikleri şudur. İkinci Meşrutiyet'in ilanını gazetelerine koymak üzere gece matbaadayken Abdülhamit'in görevlileri gelir ve onların görevlilerini geri gönderirler.
uzaklaştırırlar. Ertesi gün meşruiyetin ilanı Türkiye'ye bu iki gazete, bu iki kahraman gazeteci üzerinden duyurulmuş olur. Türkiye'nin aslında mahpus tarihinin önemli özelliklerinden biri budur. İkinci meşruiyet destekleyen bu iki gazeteci, bu iki kahraman gazeteci gibi diğer meslektaşlarımız da çok kısa bir süre sonra bu kez İttihat ve Terakki zulmü altında ya sürülürler ya ölümle yüz yüze gelirler. Ama onların özgürlük mücadelesi bir kere kayıtlara geçmiştir. İkinci meşrutiyet ve sonrasında gazeteciler için kötü zamanlar geçirilir. Birçoğu, bunlardan en sembol isimlerden biri belki de İştirakçı Hilmi'dir. İştirak gazetesinin sahibidir. Sosyalist, Türkiye Sosyalist Partisi'nin başkanıdır. Kurtuluş Savaşı, milli mücadele döneminde İstanbul'da grevler örgütlemiştir ve bir fail meçhul cinayete kurban gider. En sembol isimlerden biridir. Maalesef Cumhuriyet kurulurken ve çatılırken de basına biçilen rol bundan farklı değil, bundan farksız değildir. Basına öngörülen rol şudur: yeni düzenin, inşa edilecek yeni devletin taşıyıcılığını yapmaktır. Yeni düzenin bir prototipi vardır. Türkiye'nin kurucu egemen sınıfları buna Doğan Avcıoğlu milli mücadele tarihinde, milli kurtuluş tarihi kitabında şöyle bir tanım getirir. Ağanın parası köylünün canı ifadesini kullanır ve Türkiye'nin kurucu elitlerinin kökeni aslında Balkanlara yaslanan memur sınıfı ve Anadolu'nun Müslüman eşrafı olarak adlandırır ve bunların ittifakının kurucu sınıfları oluşturduğunu, kurucu felsefenin de esasen muhafazakar ve milliyetçi bir eksen olduğunu bize deklare eder. Kurucu elitinde bir prototipi vardır elbette. 20'den 25'e egemenlik ilişkileri tek parti dönemine doğru evrilirken Türkiye'nin gelecekteki vatandaşı da inşa edilir. O vatandaş da mümkün olduğunca Türkleşmiş, mümkün olduğunca Müslümanlaşmış ve Sünnileşmiş, mümkün olduğunca Türkçeleştirilmiş bir tek tip yurttaş profilidir. Bu yurttaş inşa edilecektir. Bu yurttaş inşa edilirken bunu sabote edeceği varsayılan bütün siyasal ve toplumsal kimlikler düşman addedilecektir. Onların sözcüleri de keza. Bu dönemde bunun sözcüleri olarak görülen gazetecilerin de akıbeti İttihat ve Terakki'nin baskı döneminden farklı olmayacaktır. Onlardan en ilginci aslında belki de Arif Oruç'tur. Arif Oruç kimdir? Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden önce kurulmuş bir partinin yayın organının başındadır. Türkiye Halk İştiraki Fırkası. Yani dönemin Anadolu Sosyalistlerinin kurduğu partinin yayın organının başındadır. O yayın organının adı Seyyare Yeni Dünya. Seyyare Yeni Dünya'dır ve Eskişehir merkezli bir yayın organıdır. İlk kapatılan yayınlardan biri odur. İlginç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlığı kaldırılıp tutuklanan ilk vekil de bu partinin genel başkanıdır. Amasyalı Nazım Bey, Nazım Resmor, İçişleri Bakanı olmak üzere meclisten güveneyi aldığı halde kendisi maalesef tek parti yönetiminin baskısıyla buradan istifa eder ve daha sonra dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanır. En önemli baskı süreçleri yine maalesef kurucu dönem başladığında yaşanacaktır. 25 ve 30'lu dönemlerde bu kez doğrudan devlete dayalı bir yayıncılık hayata geçirilir. Hali hazırda Yunus Nadi Ankara'ya çağrılır. Kendisine Cumhuriyet Gazetesi'ni kurması talimatı verilir ve onlara düşen görev şudur: Cumhuriyet'in kurulmakta olan yeni Türkiye'nin sözcülüğünü üstlenmek. Önümüzde ne vardır? 25 ve 30'lu yıllardaki ve daha sonra 38'deki Said ayaklanması, 1. 2. Ağır ayaklanmaları ve Dersim isyanları. Faik Bulut'un Evrensel Kitap'tan çıkan Türk basınında Kürtler adlı kitabında bu dönemin örnekleri verilir. Bilhassa Cumhuriyet Gazetesi, bilhassa Kurun Gazetesi, o tarihlerde böyle bir gazete vardır. Kürtlerle ilgili yaklaşım egemen dilin kendisidir aslında. Örneğin ağır isyanlarında ayaklanmış Kürtler için dışkılarını bile evlerinin ortasında ve çatısına yapan insanlar tarifi kullanılmaktadır. Ayrımcı dil bu denli keskindir. Dersim isyanında kullanılan dil daha tehlikelidir. O tarihte şöyle denir: Dersimlerin Türk olduğu söylenmektedir. Esasen Türk bir medeniyet meselesidir. Bunlar medeniyetten nasiplenmemiş çağ dışı yaratıklardır denilerek Dersimler için aslında o tarihte bile az alınmayacak şekilde en ağır aşağılayıcı ifadeler kullanılmıştır. Karşımıza bu dönemde tekrar Arif Oruç çıkar.
31'li yıllarda Arif Oruç bu kez parti kurmuştur. Ve partisiyle beraber bir de Yarın gazetesi kurmuştur. Tekrar kapatılır partisi ve tekrar kapatılır gazetesi. Türkiye'de gazetelik yapması yasaklanır ve yurt dışına kaçmak zorunda kalır. Bu anlamıyla sembol isimlerden biridir. 30 ila 40 arasındaki dönemde maalesef Türkiye'de çok sayıda gazeteci bu baskı ikliminden nasibini alır. Örneğin Sebahattin Ali'nin başına bir dost ortamında Atatürk'ü çağrıştıran bir şiir okuduğu gerekçesiyle türlü tutukluluklar, türlü sürgünler ve fişlemeler gelir. Yetmez, Kuyucaklı Yusuf romanında Sebahattin Ali Türk aile yapısını eleştirdiği gerekçesi tutuklanır. Bu dönem çokça böylesi örneğe sahiptir. 38 ve sonrasında baskılar devam edecektir. Bu dönemde baskıların yoğunluğu hale almıştır ki hepinizin bileceği Akbaba dergisi, yani Aziz Nesin'in yer aldığı, Sebahattin Ali'nin yer aldığı bu mizah dergisi devrin en önemli eleştirilerini yöneltecektir. Öyle ki Türkiye'de İsmet Ünlü'yü eleştirmek artık tabu meselesi olduğundan Mısır Sultanı'na eleştirdikleri için kapatılmışlardır. Böylesi trajikomik bir dönemdir. Mısır Sultanı'na eleştirilmesinin yasak olduğu bir dönemdir. Keza şairlerin, keza yazarların defalarca tutuklandığı bir dönemdir. Adımlar dergisi esasen 27 Mayıs'ın hemen öncesine denk düşer. Aslında bu iklimden çıkış için sosyalistlerin, Zekeriya Sertel ve arkadaşlarının toplandığı bu dergi Demokrat Parti'yi destekleme kararı alır. Çünkü onlara göre artık CHP'nin tek parti iktidarı son bulmalıdır, demokrasi gelmelidir. Hatta Demokrat Parti'nin toplantılarından biri de Esat Adil Mustecaplıoğlu'nun Cihangir'deki evinde yapılır. Bu vatandaş kimdir? Bu da Türkiye Sosyalist Partisi'nin 40 yıllardaki lideridir. O kadar ki demokrasi arzusu onları bu noktaya taşımıştır. Çünkü zaten 1940'lı yıllarda hem Sebahattin Ali'ye saldırırlar hem de bu dönemde sosyalist basına saldırırlar. Bu tavrı almaları gerekli kılmıştır. Ancak ne olur? Demokrat Parti iktidarı geldiğinde Türkiye'nin en büyük komünist tutuklama zincirleri başlar.